Hocam pardon, ne yani, parçalar? Öyle mi? Evet. Nasıl görüşürüz oğlum? Kızın düşebilir burada. Yok. Hastamız Abdülkerim Bey de sol bacak damarlarında, sol bacağını besleyen damarlarda tam olarak tıkanıklık vardı. Ona bağlı olarak da ciddi yürüme sıkıntısı çekiyordu. Hastamız da o bölgeye giderek balon ve stentleme işlemiyle tıkalı olan damarını açtık. İşlem de başarılı geçti, herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu damar açıldıktan sonra yürüme ile ilgili sıkıntıları geriledi. Şu an eskiye göre çok daha iyi olduğunu, yürüme mesafesinin ciddi anlamda arttığını ve şikayetlerinin gerilediğini belirtiyor. Bu şekilde açıklık sağladık. Bu şekilde müdahalelere başladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de hani başka hastalara da bu şekilde faydalı olmayı umuyoruz. Normalde hemen ertesi günde taburcu edebiliriz. Dediğim gibi böbrek problemi olduğundan dolayı birkaç gün burada tutup değerlerini takip ediyoruz. Bir sıkıntı olmadığını görünce de taburcu ediyoruz hastaları. Ayağım önceden yürüyemiyordu. Çok ağrı yapıyordu. 10 metre gitmeden oturuyordum, dileniyordum. Şimdi Allah razı olsun hocalardan. Şimdi anjiyo yapmışlar. Bayağı rahat. Ağrım ağrı hissetmiyorum. Dolaşıyorum şimdi. Bana buraya tatile geldik. Buraya duydum. Orada biraz zamanımız zor yani orada. Buraya gelince daha rahat olur, göstereyim. Biz Tatvan Devlet Hastanesi olarak anjiyo başladı. Bugün tam 3. haftamız oldu. Bu 3 hafta içinde yaklaşık 100 tane işlem yaptık. Bunların içinde kalp anjiyosu, kalp stentleri, işte koldan anjiyolar başlamıştı. Şimdi bu hafta ayak damarlarını açmaya da başladık. Bu aslında bizim için çok hızlı ve iyi bir gelişme. Bu kadar hızlı bunlara başlamak bir nevi çoğu yerde yapılamayacak bir şey. Abdülkerim Bey bizim ayak anjiyosunu yaptığımız ve ayak damarına stent açtığımız ilk hastamız. Bundan sonra bu şikayetle gelen bütün hastaların uygun olursa ayak damarlarına stent takıp açabiliriz. Sonra inşallah aynı zamanda kalp pillerine ve boyun damarlarına, beyne giden boyun damarlarına stent anjiyo işlemine başlayacağız. Kalple ilgili her türlü girişimsel işlemi bundan sonra burada rahatlıkla yapabileceğiz. Zaten Abdülkerim Bey dışarıdan gelen bir hasta, İstanbul'dan takipli orada gezen bir hasta. Burada kendisi bize başvurdu. Ayak damarı tıkalı, yürüyemiyordu. Stentten sonra yani 10 metre yürüyemeyen bir hasta, normal bir insan gibi istediği kadar yürüyebilecek. Ne iyi. Dün yardım ettim, bugün iyi inşallah. Sağ ol hocam. Gel abi gel.